Olgu Çalışkan, ben ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu'nun yürütücülerinden birisiyim. 2014'ten beri bölümde görev almaktayım. İlgi alanlarımın başında fiziki planlama ve tasarım ve kentsel morfoloji geliyor. Dolayısıyla bu iki ya da üç alanın arayüzü hep araştırma ve tasarım araştırmalarına konu oldu uğraşılarım içerisinde. Dolayısıyla bu arayüzü deprem bağlamında, Antakya bağlamında bugün sizinle paylaşmak istiyorum ki sanırım atölyenizin konusu da Antakya, Hatay. Çok teşekkürler davet için, çağırdığınız için. Bu sunuş bir deneyim paylaşımı olmakla birlikte genel anlamda deprem sonrası, afet sonrası yıkıma uğramış kentsel dokuların yenilenmesi ve yeniden canlandırılması, inşaat süreçlerinde kentsel tasarım bağlamında nelere dikkat edilmesine dair bir tür soru setini de ortaya atmayı amaçlıyor. Bunlar verilmiş yanıtlardan çok yanıtlanması meslek camiası tarafından mimar, plancı ve peyzaj mimarları tarafından yanıtlanması kolektif olarak beklenen sorular aslına bakarsanız. Ve bu bağlamda size 2023-2024 akademik yılının sonbahar döneminde, geçtiğimiz dönemde kentsel tasarım yüksek lisans stüdyosunda, ODTÜ'de gerçekleştirdiğimiz Recovery Urbanism, yani iyileştirici şehircilik stüdyosunun çıktılarını paylaşacağım ve bu çıktıların arayüzünde çeşitli soruları belki sonra birlikte tartışma olanağı bulacağız diye umut ediyorum. Biliyorsunuz, öncelikle teşekkür ediyorum size. Yani hala deprem konusunda tasarım araştırması bağlamında konuyu ele aldığımız için. Çünkü biz çok unutkan bir toplumuz ve sürekli değişen gündemi, özellikle kentsel gündemi dair karşılaştığımız sorunları hep noktasal bir heyecanla ele alıyoruz ve bunu bir araştırma programı haline getiremiyoruz. Bu tek bir grubun yapabileceği bir şey değil bence. Farklı grupların ürettiği edin bilgisi, know-how'u paylaşarak, kolektif hale getirerek o açığa çıkartacağı bir deneyim bilgisinden söz ediyoruz. Nitekim Türkiye'deki deprem ve depremler sonrası şehirciliğin rolü üzerine ciddi bir araştırma boşluğunun olduğunu düşünüyorum. Nitekim 1999 Gölcük depremi, sonrasında Düzce depreminden sonra aslına bakarsanız müthiş, büyük ve kapsamlı bir yıkımla karşı karşıya kaldık. 99'daki kaybımız yaklaşık 17 bin kadar iken ne yazık ki 6 Şubat 2023 depreminde 53 bin insanımız, ki resmi rakamlara göre bu, hayatını kaybetti. Bu karşı karşıya kaldığımız yıkımın büyüklüğünü ve derecesini de anlamamızı, tekrar hatırlamamızı sağlayacak bir veri. Ki yalnızca Türkiye bağlamında değil, uluslararası bağlamda Suriye'yi de içine alan bir yıkım örüntüsüyle karşı karşıya kaldık ve komşumuzda da 8 bine aşkın Suriyeli yurttaş ne yazık ki yaşamını kaybetti. Ve bu olayın ardından tabii birkaç gün sonra ortaya çıkan afetin yıkım derecesini görmeye başladık, fark etmeye başladık. Ve bir süre sonra ortaya konulan veriler gösterdi ki yaklaşık 90 bin bina ve sanırım 350 bine yakın
bağımsız birim bu yapılar içerisinde ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Bunlardan 40 bin bina sanırım deprem öncesinde ya da artçı sarsıntılarla yıkılırken 50 bin bina ciddi şekilde hasar gördü, kullanılamaz hale geldi ve bu süre içerisinde ilk etapta yıkılan bina stoğu içerisinde yer aldı. Tabii Kahramanmaraş, Adıyaman merkez bölgeleri, kentsel alanlarında yıkım çok fazlayken, Malatya kent merkezi keza yıkım çok fazlayken aslına bakarsanız en fazla yıkımın ve kaybın olduğu yerlerden birisi de Hatay'dı. Sizin de çalıştığınız bağlam olarak. Antakya'da 3000'den fazla bina bütünüyle yıkıldı ve en büyük hasarı ve kaybı Hatay yaşadı. Neredeyse toplam kaybın yarısı Hatay il sınırları içerisinde gerçekleşti. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bu 11 il merkezi içerisinde kırılganlığı en fazla olan katmanlı yapısı nedeniyle ve faya olan yakınlığı, etkileşimi nedeniyle de bu can kaybı ve fiziki dokudaki yıkımın ciddi şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Birkaç ay sonra NASA'nın özel uydu görüntüleri kızılötesi tekniklerle ortaya koyduğu şey hava görüntülerinde aslında yıkımın boyutunu çok çarpıcı bir şekilde görmek olanaklı. Yani depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasına baktığınızda aktif kullanılabilir yapı stoğunun hemen hemen tamamının ortadan kalkmış olduğunu, yani yaşamın artık çok güç olduğu bir kent merkezinden ve çevresinden, yakın çevresinden söz ediyoruz. Ki daha sonra özellikle Şehit Plajlar Odası'nın yapmış olduğu haritalama çalışmalarında yıkık yapıların, acil yıkılmış artık yapıların ve ağır hasarlı yapı stoğunun tüm dokuda aslına bakarsanız baskın unsur olduğunu görmekteyiz. Yani hasarsız ve az hasarlı yapıların ne kadar çekinik kaldığını, ne kadar minör kaldığını görmek renk örüntüsüne baktığımızda olanaklı. Bununla birlikte şekil zemin şeyleri, haritaları şeyi daha da net göstermişti yıkımı. Bu Hatay Planlama Merkezi'nin paylaştığı bir veriydi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın verileriyle hazırlanmış harita olduğunu tahmin ediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Burada ise kentin doku bütünlüğünün ciddi şekilde hasar gördüğünü ve yapılı çevre yoğunluğunun artık kentsel bir dokudan söz edemeyecek kadar gevşek bir yapıyla, boşluklu bir yapıyla kendini gösterdiğini görmekteyiz. Hava fotoğraflarına baktığımızda ise bu yıkımın ilk etapta, ilk 6 ay içerisinde en fazla kent merkezinde yoğunlaştı. Kentin çekirdek alanında yoğunlaştığı görülmekte. Ki aslına bakarsanız kentin tarihsel gelişimi içerisinde Asi Nehri'nin doğu ve batı yakasındaki bu ikili yapı kentin de kalbini oluşturmakta. Ve bu depremin ortaya koyduğu yıkım her iki tarafta da ciddi boyutlara ulaşmakta. Tabii bu iki yaka diyeyim taraf farklı da mevzuat çerçevesinde tabi olarak kendisini sonrasında
yenilemekte. Yani kent tarihi kent merkezi oluşturan nehrin doğu kısmı daha çok sit alanı, tarihi sit alanının içerisinde de barındırdığı için ve kültürel miras niteliğinde olan yapı stoğunu da barındırdığı için daha farklı bir, daha korumacı bir yenileme çerçevesiyle kendisini karşı karşıya bırakmakta. Bununla birlikte merkezin batı yakası, Ars Nehri'nin batı yakası çok daha kentsel. İşte 30'larla birlikte 30'ların başındaki Fransız koloni planlamasının etkisiyle ve hatlarla okuduğunuz, o aksiyel hatlarla okuduğunuz kentsel strüktür ve o kentsel strüktür üzerine inşa edilmiş yapı stoğu, aslına bakarsanız tam da kentsel tasarım yaklaşımlarının gerektirecek bir esnekliğe sahip. Yani Ars Nehri'nin doğusundaki tarihi kent merkezinin gereksinim duyduğu farklı bir mevzuat kısıtıyla, çerçevesine tabi olmayan bir alan. Bu nedenle aslına bakarsanız bizim kentsel tasarım stüdyomuzun da sanırım sizin de yoğunlaştığı ve mimarlık ve planlama pratiğinin de, real pratiğinin de yoğunlaştığı alan haline geldi. Yani yalnızca yıkımın yaygınlığı ve derecesi değil, aynı zamanda buradaki müdahale olanaklarının çeşitlenebilecek esnekliğe sahip olması da bunlardan, bu faktörlerden birisi oldu. Bu merkez dokuya baktığımızda aslına bakarsanız tipik parsel temelli, yapsakçı bir üretim modeline tabi olan apartman bloklarından oluşan çoğunluğu ayrık ya da bitişik nizam çok katlı apartman bloklarını görmekteyiz. Çoğunluğu zamanla yoğunluk artışına, emsal artışına tabi olan, kat artışına sahip olan bu alanlarda yer yer sokak profilleri depremin yıkım etkisini artıracak nitelikte dar bir profile sahip. Nisan ayında birkaç ay sonra depremden, birkaç ay sonra ODTÜ ekibi olarak kültürel mirası koruma ve restorasyon programıyla birlikte yapmış olduğum şeyde, ziyarette bu yıkım örüntüsünü tanımlamaya çalıştım şahsen. Yani baktığımız zaman özellikle ana eksenler üzerinde ciddi bir parsel şey dizini, birkaç parseli beraberinde götüren bir yıkım şeyiyle karşı karşıya kaldım. Bunun nedeni ise demin sözünü ettiğim yapı oturumlarının birbirine çok yakın olup yapıların birbirini yıkım sırasında etkilemesiydi açıkçası. Bu her zaman geçerli olmuyordu görebildiğim kadarıyla. Özellikle köşe parsellerdeki yıkım tekilken adanın uzun cephelerinde yıkım daha yaygın olabilmekteydi. Birbirine yanal atım etkisinin fazla olması nedeniyle. Yer yer ada bazında bir yıkılmış yapı spor ile karşılaştık. Demin sözünü ettiğim şey bu. Yani bu parsel düzeninin farklı zamanlarda farklı denetim süreçlerine konu olan bir yapı stoğuna sahip olması aslına bakarsanız bunun kırılganlığını artıran en önemli unsurlardan birisi. Çünkü yaşça, teknikçe, yapım tekniğince ve denetim süresince farklı uygulamalara konu olmuş yapıların depreme olan refleksi farklı oldu.
Bu fark aslına bakarsanız bu doku içerisindeki kırılganlığı daha fazla, yıkıma daha eğilimli olan yapıların yakın çevresinde olumsuz etkilemesine neden oluyor. Yani yandaki yapı pek az hasarla depremi atlatacakken yanındaki yapı belki sıvılaşmanın da fazla olduğu. Bu örnekte biraz öyleydi açıkçası incelediğimizde. Başka bir yapıyı daki hasarı ve yıkımı tetikledi. Buna da biliyorsunuz çekiçleme etkisi deniyor. Özellikle farklı dönemlerde yapılan ve dönüşen bu parsel temelli dokularda ister istemez mikromorfolojik farklar da beraberinde oluşmaya başladı. Ve bu da aslında bir kentsel dokunun kırılganlığını artıran en önemli unsurlardan birisi. Yani burada bu büyük apartmanın yanal atımlı aynı frekansta çalışmayan yapı davranışı nedeniyle strüktüründe ciddi problemler olduğunu tespit etmek olanaklıydı. Gezerken ben şeyi öngörüsünde bulunmuştum. Yani farklı adalardaki ayakta kalan yapıların da belirli bir süre içerisinde yıkıma tabi olacağını tahmin etmek doğru değildi. Neden? Çünkü özellikle kentsel dönüşüm projelerinin bütünselliği nedeniydi. Yani buradaki bütünsel teknik, yani ada bazındaki, pardon, parsel bazındaki dönüşümü olanaklı kılmayacak nitelikteki o bütüncül müdahale, bu doku içerisinde ayakta kalan ve gayet iyi durumdaki yapıların da zamanla ortadan kalkacağını ve kentsel dönüşüme konu olacağını tahmin etmemize neden oluyor. Çünkü yer yer baktığınız zaman boşluklar var olmakla birlikte, kentsel doku bütünselliğini yitirmiş olmakla birlikte aslına bakarsanız böyle belirli daha ince işlenmiş noktasal müdahalelerle bu yapısı geleceği taşınabilirdi. Tabii bunda iki neden var. Birincisi özellikle bakanlık bir risk almak istemiyordu. Yani ayakta olan yapı stoğunu geleceğe taşıyabilecek bir riskin sorumluluğunu almak istemiyordu. İkincisi demin dediğim üzere bu tür yani kentsel dönüşüm üzerindeki uygulamaların bütünselliği bu tür bir parçalı yapının bütünüyle ortadan kaldırılmasını gerektiriyor ki bugün ciddi anlamda bunu yaşamaktayız. Ama öyle ya da böyle bir kentsel tasarım şeyi gereksinimi ortaya çıktı. Kusura bakmayın sunumum İngilizce, Türkçe'ye çevirme olanağı bulamadım. Ama Türk canlısıyla bu açığı kapayacağımı düşünüyorum. Peki ne yapılmalı sorusu gündeme geldi tabii ki. Bir süre sonra şeydeki deprem sonrası paniği atlattıktan sonra ki bu soru aslına bakarsın bize özgü bir soru değil. Yani bizim az gelişmişliğimizden kaynaklanan tırnak içerisinde gecikmiş bir soru değil. Gelişmiş ülke deneyimlerine baktığımız zaman bu kadar büyük ölçekli bir yıkımın nasıl bir şehircilik bakış açısıyla, mimarlık ve planlamanın stratejik bakış açısıyla ele alabileceğine dair sorunun çok yaygın şekilde gündeme geldiğini düşünmekteyiz. Buna rağmen yazına baktığımızda özellikle kentsel tasarım alanında çok gelişmiş bir tasarım araştırması çerçevesinin çok fazla ortaya çıkmadığı kanısındayım. Bu benim ön araştırmalarım, yazın araştırmalarım, yazın taramam çerçevesinde biraz saptadığım bir durum oldu. Yani Türkiye'de bu çok çok daha az. Çok az sayıda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezi ya da 2007 yılında ta Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yayınlanan kentsel tasarım standartları, planlama ve tasarım standartları el kitabından bu yana
ciddi bir derli toplu çalışmanın olmadığını görmekteyiz. Bununla birlikte uluslararası örneklere baktığımızda ise müdahale biçimlerinin ve ortaya konulan yeni morfolojik yaklaşımların kendi içerisinde de farklılıklar taşıdığını görmekteyiz. Bu tabii ki yani bir dezavantaj değil, bizim için bir avantaj olabilir tasarım araştırmacıları için. Bu farklı uygulamaların olanak ve sorunlarını tartışabilmek açısından. 95'teki büyük Kobe depremine baktığımızda Türkiye'deki gibi biraz böyle apartman tipinde gelişmiş bir yapı stoğunun zamanla çok daha nokta blok tarzı, çok daha modernist bir yapı stoğuyla dönüştüğünü görmekteyiz. Bu tabii ki yüksek yapı teknolojisinin görece ucuz ve erişilebilir olduğu Japonya gibi bir gelişmiş ülkede olanaklı. Ama Türkiye'de bunun ekonomik bağlamının nasıl gerçekleştirebileceği bir soru işareti tabii ki. Ve aslına bakarsanız bu tür bir yapı stoğu kentlerimizin ne tür bir toplumsal sosyokültürel yapısına uygunluğu da ayrı bir tartışma konusu. Bununla birlikte Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinin şeyine baktığımızda çok ciddi bir depremle yıkıma uğruyor kent merkezi. Burada ise tam tersi bir yaklaşımı görüyoruz mesela. Oldukça modern, yüksek katlı bir yapı stoğunun daha böyle yeni şehircilik tarzında farklı parsel uygulamalarına tabi, şey içerisinde çeşitlilikler içeren, mikro mekanlar yaratan bir yapı stoğu oluşturuyoruz. Ve burada aslına bakarsanız depremle oluşan yıkımda yeniden üretilecek, yıkım sonrası yeniden üretilecek kentsel çevrenin de çağdaş şehircilik prensiplerinin yansıtıldığını ve bunun bir fırsat olarak aslında kullanıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte dirençli kentsel form temel prensiplerine çok da uygun olmadığını görmekteyiz. Yani bu kadar derişik, kompakt ve çeşitlilik içeren bir dokuda biraz sonra tartışacağımız depremsellik açısından gereksinim duyulan bir monolitik, basit ve etkiyi minimize edebilecek bir ayrışıklığa sahip olmayan bir dokunun olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla karşımızda tam anlamıyla bir tırnak içerisinde bir trade-off, bir seçim seti duruyor. Yani biz fiziken dirençli bir çevre mi yaratacağız, yoksa geleneksel şehirciliğin şehircilik unsurlarının barındırdığı çeşitliliğe, zenginliğe, bağdaşıklığa ve yoğunluğa bu yeniden mi üretecek? Aslına bakarsanız bence deprem sonrası kentsel yenileme senaryolarının karşısındaki en büyük prensip temelli soru işareti de bu olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Tabii biz bunu ne yazık ki çok nitelikli bir tartışmayla yapamadık, bu sorunun tartışmasını Türkiye'de. Çünkü oldukça kapalı, şeffaf olmayan bir plan üretim süreci sonrası yani meslek camiasından insanların bile zor edinebildiği plan dokümanlarıyla bir tasarım şeyi çerçevesi ortaya çıktı. Ve bir plan yaklaşımı ortaya çıktı. Ve bu plan yaklaşımının temel prensiplerini bile tabiri caizse çıkarsamaya çalıştık.
Yani bu bizim karşımıza, kamuoyuna net bir şekilde ne yazık ki ortaya konmadı. Basit sorumuz, nasıl bir morfoloji sorusunun ise yanıtının ben hala yeterince verilemediğini düşünmekteyim bu bağlamda. Yani Hatay bağlamında ortaya konulan bu modelin nasıl diğer kentler içerisinde de bir model olabileceğini, uygulanabilir bir model olacağına dair şeyi bilmiyoruz. O anlamda ben her çalışmanın kendi içerisinde bir yalnızca o alan için değil, başka alanlar için de ne tür bir model oluşturabileceğine dair prensiplerinin net ve açık olarak ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. İyileştirici şehircilik bizim kendi stüdyomuzun, Oktu Kentsel Tasarım Stüdyosu adına yeni değildi açıkçası. Çünkü 2016 yılında Diyarbakır Suriçi çalışmıştık. Çünkü hatırlarsanız 2015 yazında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok çok sayıda kent merkezinde, kasaba merkezinde ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Onların en yoğun olduğu yerlerden birisi de Diyarbakır Suriçi'ydi. Tarihi Sur alanı içerisindeki tarihi merkezdi. Burada da ciddi bir tahribat söz konusuydu. Özellikle Suriçi'nin belirli bir bölümünde. Daha önce bir kentsel dönüşüm uygulaması söz konusuydu. Çatışmalardan önce toplu konut idaresinin yönettiği. Çok değerli, hem tarihsel hem de kültürel açıdan, hem de bence toplumsal açıdan çok değerli bir dokunun son derece yanlış bir yaklaşımla dönüştüğünü ve dönüştürüldüğünü tanık olmuştuk. Biz de o ilk aşamada, o dönüşüm süreci daha başlamamışken stüdyoca çalışarak buradaki toplumsal dokuya ve yaşam örüntüsüne, fiziki paternlere, prensiplere diyelim, uygun alternatif yaşam kompozisyonları üzerine biraz kafa yormuştuk açıkçası. Burada ise biraz böyle daha eleştirel bölgeselci bir yaklaşımla alternatif şemalar üretme durumundaydı. Bu işte bu bize yerin özgün, artık var olmayan izleri olan yerin özgün koşullarının nasıl yeniyi inşa etmede tasarıma girdi sunabileceğine dair de bir alıştırma yapmamıza olanak sağladı. Şimdi ise Antakya bağlamında ise karşımızda olan şey, bağlam daha farklı bir bağlam. Tarihi bir merkez değil, daha modern, görece modern bir merkezde bir yeni bir kentsel çekirdek alanın üretimi olarak karşımıza çıktı. Yani soru şuydu, bir yeni nesil kentsel merkez nasıl yaratılabilirdi? Bu anlamda hem fiziksel hem de ekonomik şeyin iyileştirmenin olanaklı kılacak bir mekan organizasyonu. Toplumsallaşmayı, üretimi ve tüketimi ve rekreasyonu aynı mekanda buluşturacak bir yaklaşım, tasarım ve planlama yaklaşımı. Demin söz ettiğim üzere yeni bir merkezi kentsellik ve özellikle çok önemsediğim kentlerimizdeki özellikle var olan çekirdek dokudaki çoklu mülkiyet yapısının nasıl yeniden üretilebileceği, korunabileceği. Dolayısıyla kent formundaki çoğulculuğun bu temelde nasıl sağlanabileceği ve tabii ki bu görece noktasal müdahalenin kentin bütünüyle nasıl ilişkilendirilebileceği soruları temel tasarım sorularımız olarak karşımıza çıktı. Bu anlamda temel görevleri, stüdyonun temel görevleri ise şu şekilde formüle edildi. Yani yalnızca kentsel tasarımın gereksinim duyduğu
ara ölçek değil, mezo ölçek değil, mikro ve makro mekansal stratejiler nasıl gündeme getirilebilir? Biraz sonra göstereceğim şeylerde yani bunların eskizlerini göreceksiniz açıkçası. Ben bunu ortaya koymamın nedeni bu tür bir stüdyoda bence dikkate edilmesi gereken temel tasarım şeyleri, soruları olarak karşımıza çıktığı için paylaşma gereği duydum. Yaşanabilirlik şeylerinin, unsurlarının nasıl yeniden canlandırılacağı ve bunların üzerine nasıl geleceğin yaşanabilirlik unsurlarının ortaya konulabileceği, bu ikisinin arasındaki sentezin ne olması gerektiği. Şeyi, komüniteyi mümkün olduğunca yeniden inşa ve yeniden aktifleştirme, mekanı aktifleştirme sürecinde ne dahil etme şeyleri, senaryoları. Yalnızca doku değil ama aynı zamanda ada ve parseli dair de bir şey söyleme gereği. Bu anlamda yalnızca yapılı çevreye değil, çünkü çok disiplinli bir stüdyosunuz görebildiğim kadarıyla. Belki bizim yapamadığımız şekliyle, ona yanıt verecek şekilde doğal unsurlarla yapılı çevre arasındaki etkileşimi bu komünite oluşturma, canlandırma süreçlerinde nasıl kullanabileceğimiz sorusu. Ve tabii ki perakende, ticaret, kültürel, sosyal donatılar, birlikte çalışma mekanlarının nasıl konut dokusu içerisinde entegre edilerek bir çok kullanımlı, karma kullanımlı, dolayısıyla canlı bir kentsel dokunun yaratılabileceği. Ve son olarak bence nasıl bu sosyal rehabilitasyonu sağlayabilecek kendiliğinden spontane toplumsal karşılaşmaları, bir araya gelişleri sağlayacak bir mekansal programın inşası temel tasarım taskları, görevlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısaca biz stüdyoda ne yaptık onu paylaşmak isterim sizinle. Genellikle stüdyoları bir seri çalıştay, küçük yoğunlaştırılmış görev tanımları, tasarım temrinleri, araştırmaları ve tabii ki mutlaka alan gezisi, araştırma seminerleri ve ders sunuşları şeklinde yürütmeye çalışıyoruz. Hands-on tasarım sürecine ek olarak. İlk önce genellikle bir kickstart dediğimiz böyle bir benim nasıl söyleyeyim şeye back to kindergarten şeklinde bir basit bir alıştırmayla başlıyoruz. Mesela bu endüstriyel şehircilik stüdyomuzdur. Öğrencilerden yalnızca bir maket üretmesini ve bu makette yeni yaşam, birliktelik, yaşam ve üretim, doğa ve insan, o ilişkide üretimin yeri vesaire konusunda çok basit modellerle bir tartışma yürütme ve bu tartışmadan çıkan kavramlarla yeni bir soru seti ve kavramsal çerçeve, alternatif kavramsal çerçeve yaratmalarını istemiştik. Ve ilk şeyi aslına bakarsanız böyle bir analiz yerine son derece kavramsal düzeyde ortaya konmuş soru başlıklarıyla inşa ediyorduk. Bu önceki stüdyolardan yalnızca bir örnekti. Peki Antakya örneğinde ne yaptık? İskenderun Üniversitesi'nden sevgili Ebru Hoca ile birlikte, Ebru Bingöl ile birlikte kendisi kentsel bağlam ve bağlamsalcılık üzerine araştırmaları olan bir akademisyen. Antakya'nın kentsel bağlamı üzerine başta bir workshop, bir çalıştay yapma gereği duyduk. Bu çalıştay yaklaşık 1-2 günlük bir şeyi çabayı barındıracaktı. Çok kısa. Ama soru aslına bakarsanız büyük bir soruydu. Çünkü artık fiziki bağlamı olmayan bir yerde geçmişin bağlamının izlerini arayıp
yeni bir bağlam, yepyeni bir bağlam nasıl oluşturabiliriz gibisinden zor bir soruyu öğrenci grubuna sordurdu. Ve yanıtlar çok basit. İşte Colin Rowe'un, bağlamsalcılık geleneğinin babası Colin Rowe'un figür durant şemalarıyla ortaya çıkıyordu. Tabii lisans döneminden buraya gelmiş ve Kent formu geleneğini çok tip prototip şeyler üzerinden, ada biçimleri üzerinden gerçekleştirmiş bir grup için zor bir şeydi temrinde açıkçası. Ama burada formun kendisinden çok, formun altında, altlıkta, altlık harita ya da hava fotoğrafı üzerindeki unsurların tespiti önemliydi. Mesela yıkılmadan önce Asi Nehri'ne çıkan dere bütünüyle bu tasarım eskizinde ortaya çıktı. Dolayısıyla tasarımın bir analiz unsuru olabileceğini, kentsel struktür elemanlarının, doğal verinin açığa çıkartılması, keşfedilmesinde tasarım sürecinin bir analitik unsur olabileceğine dair bir ön eskizle çalışmamıza başladık. Ve ön araştırmalar başlar iken, daha sistematik olan veriye dayalı araştırmalar başlarken alana gittik. Hatay Planlama Merkezi'ne. Orada bir grup, çoğunluğu genç kadın plancılardan oluşan oldukça dinamik ve heyecanlı bir planlama ve mimar şeyiyle, heyetiyle bir araya geldik ve orada kentin deprem sonrası öncelikli planlama sorunlarını, sorunsallarını tartıştık ve bu arada şeyi geçici ve kalıcı barınma ve yaşam alanlarının üretildiği TOKİ alanlarını, toplu konut alanlarını da ziyaret etme olanağımız olmuştu. Ama her şeyden önce alanın kendisinde, yerin içinde söz konusu yıkımın ölçeğini deneyimleme, birebir deneyimleme fırsatımız oldu. Tabii ki yani kartografik olarak hava fotoğraflarıyla karşılaştırdığınızda çok vurucu bir şeyle karşılaşıyorsunuz ama yerde olduğunuz zaman, bağlamın içinde olduğunuz zaman aslına bakarsanız müdahalenin ne kadar büyük olduğunu ve sizin aslında bir plancı ya da mimar olarak ne kadar çaresiz olabileceğinizi hissettirebilecek bir bağlamla karşılaştık Kasım'ın başında geçtiğimiz dönem. Ve daha sonra araştırma seminerlerinde planlama, tasarım ve Antakya bağlamındaki araştırmalar devam etti. Bu analitik çerçeve mümkün olduğunca tasarım şeyiyle, denemeleriyle, bir dizi tasarım çalıştığıyla diri tutmaya çalıştık. Buradaki sorumuz şeydi, öncelikle en büyük sorun bir ya da sorunsal değil. Çünkü bu bir kompleks bir sorun, farklı katmanları olan bir sorun. En büyük sorunsal yıkım sonrasında deprem öncesinde orada yaşayan kat maliklerinin, kiracıların, yani birey ve ailelerin orada mümkün olduğunca tutulma şeyiydi, prensibiydi. Şimdi biz bunu yoğunluk üzerinden yapabiliriz ya da birim sayısı, bağımsız birim sayısı üzerinden yapabiliriz. Elimizdeki ilk veriler bağımsız birim sayısına dair veriler değildi. Bu nedenle sağ kolonda gördüğünüz farklı emsal yoğunluk denemelerini yaptık. Yani şeyi azaltarak, artırarak ve aynı tutarak, mevcut yoğunlukları azaltarak, aynı tutarak ve artırarak yaptığımız şeyleri, denemeleri tartışmaya açtık stüdyoda. Ve ortaya konulan şeyler, aslına bakarsanız herhangi bir tasarım mekansal koddan bağımsız, yalnızca yoğunluk odaklı düşündüğümüz zaman oldukça kırılgan, oldukça yaşama ortak alan kullanımlarından yoksun, düşük nitelikli dokuların ortaya çıktığını birebir deneyimledik. Ve bunu yaparken de mümkün olduğunca hep makro düzeyde nasıl bir
kentsel struktür, merkez mekansal yapı vesaire tartışmasını paralel götürmeye çalışarak. Tabii o biraz zor oluyor açıkçası. Belki onu aşamalı olarak yapmak lazım ama yani üst ölçekteki yoğunlaştırma fikri ya da seyreltme fikri alt ölçekte ne tür bir mikromorfolojiyle kendini gösterdiğini sorusu bence önemli bir soru. Daha sonra yavaş yavaş mikro mekansal kodlara geçtik. Bu noktada artık stüdyo bir tercih yaptı. Çok basit yapı tipleri belirleyip bu tipler içerisinde bir kompleksite aramaya çalıştı. Yani birinde basit, bütünde daha karmaşık bir doku örüntüsünü yaratma şeyi temel misyonumuz oldu. Neden? Çünkü en temel şey dirençli kent formu kodu yalın kütle formlarıydı. Yani simetrik, monolitik, yani platonik şeylerden, biçimlerden oluşan yapı formları depremsellik açısından en dirençli birimler olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü asimetrik ve düzenli bir şekil zemin ilişkisine sahip olmayan yapıların kendi içerisindeki şeyi, davranışı, içsel strüktürü zorlayıcı nitelikte olduğunu biliyoruz. Ve bunları bir dizi üst ölçek kodlarla, yani alternatif girişler, tanımlama, farklı ölçeklerde toplanma alanları oluşturma, paralel kaçış şeyleri, eksenleri oluşturma, mümkün olduğunca bağlantısallığı yüksek sokak dokuları oluşturma, çıkma mesafelerinin arasındaki simetrik ilişkiler, yapı kompozisyonunda bölüntülerin mümkün olduğunca eş düzey olması, çekme mesafelerinin işin içine girmesi, yani yıkılma durumunda yıkımın mümkün olduğunca sokağa kapatmayacak nitelikte olması, yapı gruplarında çoklu erişim şeylerinin, olanaklarının ortaya çıkması ya da dikeysellik gibi. Çünkü nokta blokla şerit blok arasındaki dikeysellik farkı ciddi bir yıkım şeyinde beraberinde getiriyor, riskinde beraberinde getiriyor. Özellikle yani şurası kesin ki dikeyselliği daha düşük olan bir birimin yani direnci çok daha fazla, evet, ama dikeysellik arttığı zaman yapının biçimi biraz daha önem kazanıyor. Dolayısıyla şerit bloklardaki yüksek katlar özellikle atımı çok daha fazla bünyesine alacak, taşıyacak bir yüzey cephesini ortaya çıkarttığı için çok daha nokta bloğa göre çok daha şey olabiliyor. Dolayısıyla şerit bloktaki kat yüksekliği çok daha düşünülmesi gereken bir unsur oluyor gibi gibi. Bunlar artırılabilir ama temel şeyimiz artık yalnızca yoğunluk parametresiyle değil, yapılaşma parametreleriyle, kodlarıyla devam etmek. Bu durumda verili alan içerisinde gruplara bir ada blok bağlamında Farmax, yani Fourier Ratio Max, emsal, maksimum en fazla emsal şeyini yaptırdık. Açık alanı olanaklı ama en fazla birim sayısını, bağımsız birim sayısını karşılayabilecek şeyler neler olabilir gibisinden bir soruyla. Kendi içerisindeki tipolojik çeşitliliği sağlayabilecek. Ama bunu yaparken başta tanımladığımız yapılaşma kodlarını oluşturacak şeyler neler olabilir? Ve burada bence sizin de yararlanabileceğiniz bir kavram. Daha önce Antakya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlatmış olduğu uygulama rehberi, BNR gruba hazırlatmış oldu. Ve bu, dikkat ederseniz, 2021 depremden 2 yıl önce kentsel dönüşüm şeylerinin, projelerinin ne temel olacak bir şey bu. Aslında biz burada şeyden çok ortaya konulan alternatif
kompozisyonel oluşumlardan çok buradaki veriyi kullanmayı denedik. Çünkü burada her alanda, pilot bölgelerde var olan kentsel yapı stoğu içerisindeki bağımsız birim sayısı, ticari birim sayısı gibi çok temel bilgilere sahiptik. Dolayısıyla öncesi ve sonrası açısından karşılaştırılabilir bir çerçeveyi bize sunuyor. Bir diğer konu bence ve yani birçok meslektaşımca bu tür yenileme, genel anlamda kentsel yenileme çalışmalarında en temel eksiklik, unsur. Önceki sosyal dokunun temel örüntülerinin çok fazla yeni yapılaşma şeylerinde, alanlarında çok fazla tasarım girdisi olarak kullanılmamasıdır, biliyorsunuz. Bu özellikle toplu konut alanlarında kendisini çok açık bir şekilde göstermekte. Hep söylüyoruz, her iklim koşulunda, her kültürel farklı bağlam koşulları içerisinde aynı tip standart yapı stoğunu üreten bir yaklaşım hiçbir şekilde geçmişin sosyal dokusunu ve onun yapılı çevre kodlarını çok fazla irdelemiyor. Soru şuydu, tamam, fiziki olarak belirli bir yetkinliğe sahip ve mülkiyet ilişkisi bakımından belirli duyarlılığa diyeyim, sahip bir yapı stoğu üretilebilir. Ama o geçmişin sosyal ve kültürel yaşam biçim kodlarıyla nasıl canlandırılabilir sorusu diğer bir katman soru olarak karşımıza çıktı dönem içerisinde. Bu da aslına bakarsanız üçüncü küçük mikro çalıştayımızı belirledi. Burada da Antakya üzerine uzun yıllar çalışma yürütmüş, doktora çalışması yapmış, araştırmasını burada yürütmüş. Mimar Sinan Üniversitesi'nden sevgili Tuğçe Tezer Hoca'nın yardımıyla bir ufak çalıştay düzenledik. Burada da mümkün olduğunca geçmişin fotoğraflarından, yer bilgisinden, ondan sonra deneyiminden bir dizi mikro tasarım şeyi paterni, örüntüsü, kuralı, kodu çıkartmaya çalıştık. Neydi bunlar? Yani en basitinden sokağa sandalye atıp oturmaktan tutun da birlikte yemek yapma, ortak mutfak, ondan sonra yapıların girişindeki yükseltinin aynı zamanda bu birçok şey için geçerli tabii. Bir oturma grubu o haline gelmesi, komşuluk ilişkilerini güçlendirici bir arayüz eşik olması, şeyler, avlular, hayat denilen avlular, bunun içerisinde yer alan ağaç unsuru, çeşme ya da teki, asma altı örneği mesela, yani güneş gölgelenmeyi sağlayan ya da yapı tipolojisi olarak bölgede çok yaygın olan bir iç koridorlu, çok dıştan erişimli yapı stoğu. Şimdi bunlar tabii bizim birebir yeni kentsel stoğu oluşturabileceğimiz şeyler değil. Unsurlar, elemanlar değil. Ya da duvar, yapı stoğunu ciddi şekilde karakterleyen duvar ya da paylaşımlı sokaklar vesaire. Şimdi birebir uyguladığınız zaman bambaşka bir ölçek ilişkisiyle doku oluşturmuş olursunuz ve bu da aslına bakarsanız tarihsel dokunun bir taklidi gibi olur. Ve buradaki yıkım derecesini yanıt verebilecek bir ölçekte yeni yapı stoğu üretmenizin önüne geçer. Buradaki ele alışımız mümkün olduğunca daha önce ortaya koyduğumuz, ana hatlarıyla ortaya koyduğumuz yapı örüntüsünün ya da form kompozisyon tiplerinin rafine edilmesi, artiküle edilmesi ve kendi içsel yaşam koşullarının zenginliğinin sağlanması yönünde oldu. Ve bu noktada yine
üst ölçekli, alt ölçek o arasındaki ilişki, kentsel merkez nasıl yeniden konumlandırılabilir şeklindeki ilişkiyi bir alan çerçevesinde yaklaşık 170 hektarlık bir alan bütününde yaptık. İlginçtir. Yani bundan, bu çalışmadan birkaç ay sonra şeyin çok tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ortaya konulan rezerv alanında hemen hemen bu alana alanda kendisini gösterdi. Armutlu Mahallesi'nin batısındaki şu alanı da kapsayacak nitelikte alan Türkiye Tasarım Vakfı'nın da çalıştığı, üzerinde çalıştığı bir şey, bir pilot proje alanı, rezerv alanı olarak tanımlandı. Ki bu alanı seçme nedenimiz yıkımın, boşluklu yapının en yoğun olduğu alan olması nedeniyleydi. Tabii bu kadar büyük bir alanı tek bir master plan şemasında şekillendirmek oldukça zor. Burada her zaman yaptığımız tipolojik yaklaşımı uyguluyorum. Çünkü tipoloji dediğiniz şey çok stratejik bir araç aslına bakarsanız. Yani seçtiğiniz karakter bölgeleri içerisinde ona uygun nitelikte farklı alanlara da uygulama yapabileceğiniz şeyi, çerçeveyi size tanımlıyor. Kod dizinini oluşturmanızı sağlıyor. Bu anlamda amaç, üç grup vardı. Her grup için üç farklı kentsel ada grup, ensemble diye ifade ettiğim ada grup içerisinde kendi tipolojik farklılıklarını oluşturmalarıydı. Dolayısıyla bir yandan ada grup özelinde tipolojik varyasyonları denerken bir yandan da alanın bütününe dair nasıl bir çevresel entegrasyon ve içsel bütünleşiklik, bağdaşıklık koşullarının neler olabileceğine dair bir eskiz şeyi üretildi. Dolayısıyla alt ölçekteki tasarım, üst ölçekte kendisini benim simülasyon olarak ifade ettiğim şeyin, tipin kendisini yeniden üretildi. Yani birebir alanın tasarlanmadığı ama simüle bir şekilde simüle edildiği bir üst ölçek morfolojiyle kendisini gösterdi. Bu anlamda biraz sonra göstereceğim final proje örnekleri 5 temel çerçevede ortaya çıktı. Stratejik vizyon, tasarım şeyleri, temel tasarım stratejileri, tasarım kodları, form tipolojileri ve demin sözünü ettiğim simülasyon şeyleri, örnekleri olarak. Yani kendi içerisinde çok fazla tekrar var. Tekrar tekrar geçmek istemem ama en azından bizim kendi stüdyomuzda konuyu nasıl ele aldığımızı biraz daha somutlamak açısından bir takım görsellerle sunuşumu bitireceğim şeyden önce. Bir takım genel soru işaretlerini ve sorun alanlarını adreslemeden önce. İlk şey, proje geçmişin izleri üzerine ve kolektif hafıza, toplumsal hafıza üzerine ve yapılan işin çok daha iyi nitelikli çıkmasını anlamındaki Building Back Better şeyini, diskuruna temel almakta. Depremden önce Hatay'ın genel kentsel strüktürü aslına bakarsanız batı, kuzeybatı yönünde ciddi bir yayılmaya, kentsel yayılmaya olanak verecek nitelikte bir yol ağına sahip. Ve bu yol ağı aslında belirli hiyerarşilerden yoksun, süreksizliklerden yoksun ve birbirine paralel çevre yollarıyla kenti sürekli dışa taşıyan bir gelişim senaryosuna hizmet etmekte. Ve son çevre yolu, dış ring, kendi bünyesinde otobüs terminali, expo alanı, adliye, alışveriş merkezi büyük odakları da barındırmakta. Bu tabii merkez ve çeper arasında da farklı bir ilişkiyi, düşünülmesi gereken bir ilişkiyi beraberinde getirmekte. Dolayısıyla şey, bu süreksizliği veri alan ve
çevredeki kalan şeyi de tarımsal alanları da açık alanları da veri alan bir desantralize çok merkezli bir yapılaşma örüntüsünü şey yapıyor, temel alıyor. Kent merkezinde daha çok ışınsal ve doğrusal dinler. Çevrede ise belki sonrasında bu lineariteye doğrusalla hizmet edecek noktasal alt merkez oluşumlarını veri alıyor. Bunu yaparken de tipolojik olarak tanımladığı ada gruplarını yoğunlaştırıp belirli nüfus aralıklarında sıçrama odakları yaratıyor. Bu anlamda daha sonra oluşacak doğrusal ışınsal sistem üzerine kendisini gösterecek doğrusal ticari formasyonu da tipolojik olarak kodluyor. Çift taraflı, tekil, ondan sonra açık alan ve kapalı alan kullanımlarının farklı şekilde kombine edildiği, konfigüre edildiği bir dizi bulvar tipolojisi yaratıyor. Ve daha sonra yapılaşma kodları. Yani ortaya konulan kümelerin büyüklükleri, sıçrama şeyleri, eşikleri. Ondan sonra belki şeyden kendi içerisinde bir ada değil de ada içerisinde yerleşebilecek sosyal donatıların, parsel temelli sosyal donatıların şeyle entegrasyonu, yapılaşmış çevreyle, dokuyla entegrasyonu, buna dair parsel konumlanışları mesela. Şeyler arasında bir şey hiyerarşisi, bir çizgi hiyerarşisi, hız rejiminin kontrolü, yani güzergahın geometrisi ile hızın ortak alanların hala erişilebilir ama aynı zamanda yaya artı araç erişimine olanak tanıyacak ortak ortaklaştırılmış sokak şeylerinin kompozisyonlarının oluşturulması. Eksenler üzerinde yaratılacak toplanma alanında olabilecek ama sosyal odaklar olabilecek açık alanların şey organizasyonu. Kümeler arasına girecek lokal üretim ve satış birimlerinin oluşturulabileceği kümeler arasında şeyler, odakların ortaya konması. Segmanlar, farklı segmanlarda sürekliliklerin yaşanması ve bu segmanlar üzerinden gelişim senaryolarının üretilmesi. Segmanlara eşgüdümlü olarak gidecek sosyal odakların kurgulanması gibi bir takım kodlar üretildi. Tabii alan söylediğim üzere sizin de bildiğiniz üzere Fransız şeyinin planlama yaklaşımı o ışınsal şeyiyle birlikte bulvar tipolojisini beraberinde getiriyor. Önceki bulvar şeyi neydi? Tespitleri neydi? Daha sonra neler oluşturulabilir? Bu bulvarlardan çıkan sokaklar kendisini nasıl gösterir? Ve yani biraz konvansiyonel, klasik kesit şeyleri, alternatifleri. Ama daha önce sözünü ettiğim, saptadığımız toplumsal örüntü şeyleri, kodları neler olabilir? Mesela bu çok ilginç. Tuğçe Hoca anlatmıştı. Belirli sokaklar daralıyor ve bir noktadan itibaren artık araç girişine olanak tanımayacak ama mesela çocuğun sokakta sokağı oyun alanı olarak kullanılabileceği bir enkestine dönüşüyor. Bu da aslına bakarsanız paralel yoldan çok farklı şeyde daha enkestte farklılaşan sokak tanımına neden oluyor. Merdivenler çok önemliydi. Köşe parseller, ondan sonra şeyler, yaya ve aracın bir arada olduğu ara sokaklar. İşte cephe şeyleri, giriş sundurmaları, gölgelik yaratabilecek, ticareti olanaklı kılabilecek. Çünkü Akdeniz iklimi oldukça zor. Şey, giriş şeyleri, nişleri söylemiştim, duvarlar vesaire. Bunları toplu konut gibi algılayabileceğiniz modern konut şeyi içerisinde nasıl yerleştirebiliriz? Ara mekanlarını ve arayüzlere nasıl entegre edebiliriz? Ve bunlar gündelik yaşam pratiğini yeni spontane kendiliğinden bir araya gelişleri ve karşılaşmaları sağlayacak nitelikleri neler olabilir?
Burada en önemli soru ortaya konulan şeyin courtyard temelli, avlu temelli tipolojisinin geçerliliği. Bu noktada Şerif Süreyya'nın son yazılarından birisi şeydi. Çünkü bizim gibi, bizde olduğu üzere şeyde de pratikte de, mevcut pratikte de avlu tipolojisi aslında bir yeniden ölçeklendirilerek, scale up, daha büyütülerek yeni şeye, dokuya bir tipolojik girdi olarak sunuluyor. Ama bunu bir soru işareti olarak ortaya koyuyordu yazısında. Bu bence tartışmaya açık bir konu. Yani avlu tipolojisini şeye taşıdığımızda, modern yapı örüntüsüne taşıdığımızda o avlu ne kadar geleneksel nitelikte avlu? Ben burada daha esnek olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avlunun farklı toplumsallığı, evet, şeyde geleneksel yapı tipolojisinde oldukça bireysel, aile merkezli bir mekanken, burada neden mikro komünitenin bir buluşma noktası haline gelmesin sorusu bence önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada en önemli şey, demin sözünü ettiğim veri tabanı üzerinden bağımsız birim sayıları ve emsali uyuşturacak temel prensip, en az var olan birim sayısı kadar birim üretmek, az oluyorsa dahi onu belirli bir oran içerisinde tutarak onun bir mülkiyet transferi, hasıla paylaşımı yöntemlerini olanak tanıyacak, karma kullanım şeylerine, programlarını beraberinde getirecek bir doku tipolojisinin ortaya konmasıydı. Burada çok basit mimar arkadaşlarımızla şey içerisinde, bloklar içerisinde farklı büyüklüklerde birimler şey yaptık, belirledik. İşte 100 metre ile 140 metrekare arasındaki şeylerin kombinasyonu oldu. Ve birim sayılarını mümkün olduğunca ya aynı tutmaya ya da artırmaya çalıştık. Bu test edilmeye açık rakamlar tabii ki. Ama en azından daha düşük emsal değerlerine sahip, daha porositesi, gözenekliliği fazla, dolayısıyla yaşanabilir şeyleri daha fazla olan, hacimleri daha fazla olan ama birim sayısının en azından sabit tutulduğu alternatif oluşumların olanaklı olduğuna dair bir şey, alıştırma ortaya çıktı. Dolayısıyla şeyleri, kat farklılıklarını, sanırım daha önceki şeydi, ha şurada, kat farklılıklarını mümkün olduğunca şey yapan, minimize eden, hala kendisinin içerisinde çeşitlilikleri olan ama ada bazında ortaklaşan zeminleri, toplumsal zemini beraberinde üreten ada formları ve örüntüleri neler olabilir sorusuna yanıt aranmaya çalışıldı. En sonunda simüle edilen şey de kendi içerisinde belirli karakter bölgelerinin oluşabileceği bir bütünsellik ortaya çıktı. Dediğim gibi sonuç ürünün kentsel niteliği tartışılabilir ama ele alış biçiminin oldukça relevant, ilişkili bir alternatif ele alış biçimi olduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla öncesi ve sonrasıyla iki farklı morfolojik yaklaşımı görmekteyim. Bir diğer proje ise toplumsal şey üzerineydi. Tabii tema değişiyor ama yaklaşımlar biraz strateji bağlamında değişiyor. Yani bölgenin, alanın bütüncül su altyapısı, doğal su altyapısı, mavi ve siyah ağı network arasındaki ilişkiyle bu grupta daha farklı bir doğrusallaşma eğilimi olan bir merkezi yapılanma örüntüsü önerdi makro perspektifte. Ve bu da kendi içerisinde farklı uzmanlaşma, merkezi uzmanlaşmaları beraberinde getirecek bir temel merkezi alan yapısını, strüktürünü gerekli kılmaktaydı.
Ve tüm bu şeyler, eksenler farklı segmanlar şey içerisinde karakterize oldu ve buna dair morfolojik kodların üretilmesi öngörüldü. Kendi alanımızın içerisinde ise diğer gruplarda olduğu gibi üç farklı alan oluşturuldu ve alternatif, dediğim gibi, form tipolojileri yaratıldı. Benzer form tipolojileri o noktada çok farklılaştığımızı düşünmüyorum açıkçası. Ama buna rağmen bu dil içerisinde nasıl bir kentsellik yaratılabilir unsuru, demin dediğim gibi sosyal kodlarla mümkün olduğu kendini gösterdi. Mesela farklı sekiler, ondan sonra asma altı ile birlikte ortak aktivite alanları, şeylerle birlikte, ortak çalışma alanları ile birlikte olabilecek, ortak mutfak şeyleri, oluşumlarını barındırabilecek ölçüde şeyler, avlu kullanımları mümkün olduğunca önerilmeye çalışıldı. Öncelikle yalnızca aslına bakarsanız şey değil, sokağa bulvarı üreten değil, yaşam çevresinin dokusunun içine de entegre olabilecek bir aktifleştirme, toplumsal aktifleştirme zemini ortaya çıktı. Mesela duvar demiştik. Duvar belirli bir süreklik içerisinde işte oyun alanları, separatör, ondan sonra oturma grupları olarak nasıl yeniden aktifleştirilebilir sorusu toplumsal geleneksel kodun güncel yorumu olarak karşımıza çıkmakta. Spor bence çok önemli. Biz spor alanlarını hep böyle bir belirli bir adanın içerisine entegre ediyoruz. Acaba ada gruplarının belirli bir kısmı spora tahsis edilip diğer komşu ada gruplarla, ansambullarla birlikte nasıl entegre edilebilir sorusu. Bu mekansal şeyin oluşumun temel sorularından birisiydi. Ve bu grupta yani şeyin var olan tarihi merkezle yeni merkezin bütünleşme şeyini, koşullarını göz önünde bulunduracak nitelikte bir makro form şeyini, şemasını simüle etti. Lokal hizmet spotlarının dışında kente ve kent merkezine hitap eden sosyal donatı şeylerini, birimlerini doku içerisinde konumlandırarak, ki bazıları zaten mevcut tarihi şeylerden oluşuyor, donatılardan oluşuyor. Ve bu tür bir şey yaklaşımı ortaya çıktı. Yani amaç mümkün olduğunca şeyi çözünürlüğüne, var olan çözünürlüğü beraberinde getirecek ve bir iç bilimleri bir araya geliş şeylerini, alanlarını mümkün olduğunca bütüne yayan bir fine grain dediğimiz ince çözünürlüklü bir doku şeyini, boşluklu doku yaklaşımını ortaya koymaktı. Benim sözünü ettiğim bu şey aslına bakarsanız burada çok daha iyi görünüyor. Süreksizlikler, çepere yayılan bir anlamda kontrolsüz şey oluşumları, karayolu oluşumları, sonrasında son derece denetimsiz bir gelişimin önünü açan şey yol strüktürü, yol ağının nasıl önüne geçebiliriz şeyi temel olarak gündeme gelen bir konuydu. Burada da işte merkezden çepere şeylerin, merkez oluşumların temel karakteri, onların nasıl bir yol şeyiyle, merkezi yapısıyla tanımlanabildiğine dair temel tipolojik farklılıklar, daha sonrası demin sözünü ettiğim form arayışları, kendi içsel kodlarıyla birlikte. Yani bazen şeyde, parselde bağımsız, bazen yapının içerisine konut altı olabilecek şekilde, yalnızca ticaret değil, sosyal donatıyı da belki barındırabilecek bir şey sürekliliği, kütle sürekliliği nasıl olabilir? Demin sözünü ettiğim yoğunluk ve birim sayılarını mümkün olduğunca optimize edebilecek nitelikte. İşte kıyı bölgesinde kıyıya açık ada formlarının şey yapılması, denenmesi.
Hala bunu yaparken de belirli bir yoğunluk düzeyinin sağlanması. Bu anlamda zaten oluşmuş olan bulvar sürekliliklerinin mümkün olduğunca yapılı çevreyle desteklenmesi prensibi şeyde de daha net okunuyor. Figür-ground şemada temel tasarım yaklaşımı oldu diye hatırlıyorum bu grupta. Yine aynı şekilde sosyal donatılar. Yani hep böyle mikro parseli de düşünen ama parseli düşünürken ada grubu düşünürken makro şeydeki bütünleşme ilişkileri çok önemli. Burada sözünü ettiğim şeylerden birisi de bence etmem gereken şeylerden birisi de çok önemsediğim bu çoklu mülkiyet durumu. Yani adayı şey yaparken, tasarlarken mümkün olduğunca bu örnekte sanırım çok fazla net değil. Ha, belki burada mümkün olduğunca farklı büyüklüklerde ve oryantasyonlarda şeylerin parsel yapılanmasının ada içerisinde. Çünkü parsel bizim şehirciliğimizde unuttuğumuz bir birim. Yani daha büyük olanı, toplu olanı inşa etme nedeniyle belki TOKİ'yi eleştirirken ama aynı zamanda TOKİ'nin ortadan kaldırdığı, toplu konut hikayesinin ortadan kaldırdığı parsel olgusunu çok fazla göz ardı ediyoruz. Mümkün olduğunca bireysel parsel örüntüsünü yaratabilecek ama aynı zamanda ortak zemini de sağlayabilecek derinliklerde parsellerin oluşturulması buradaki form kompozisyon arayışlarımızda temel şey oldu, gösterge oldu. Burada farklı büyüklükte ve süreklilikte parsel örüntülerini okumak olanaklı. Bence ne yapılırsa yapılsın, özellikle kent merkezindeki oluşumlar mümkün olduğunca dikil kompozisyonlar olsa bile parsel temelli üretime, çoklu üretime konu olabilecek tekil bir merkezi denetime tabii ki konu olabilecek nitelikte. Çünkü öteki türlü kırılganlığı artıracak farklılaşmalar olabilir. Bir çerçevede tasarım denetimi çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yalnızca konut değil, konut dışı servislerin ne tür tipolojilerle bir araya gelmesi, bağımsız ya da konutla birlikte işte konutun altına entegre olmuş yarı bazaylar, bir ortak çalışma zemini ya da şeyin altına girmiş. Bu aslına bakarsanız konut altı ticaret şeydeki kırılganlığı en fazla artıran bir şeydi. Ama şunu düşünüyorum, konut altı ticaret asla vazgeçmememiz gereken bir tipoloji olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kent merkezlerinde. Yani bu kırılganlığı artıran şey denetimsiz bir şekilde kolon kiriş yapısına dair bireysel müdahalelerdi. Ama bu tekil bir projeyle tanımlanıp merkezi bir şekilde denetlendiği durumda bu tipolojiden vazgeçme durumunda değiliz diye düşünüyorum. Bu yeni dokunun canlılık prensibini şeyini koşulunu sağlayabilmesi nedeniyle. Çok fazla kendimi tekrarlamadan benzer kodların nasıl bu modern yapı şey içerisinde entegre edildiğini görüyoruz. Ve sonuç yerine, sonuç demek istemiyorum çünkü çok şey olur, ukalacı olur. Çünkü bir tasarım araştırmasından bir sonuç üretmek olanaksız. Dediğim gibi bir kolektif çabanın sonucu olması gerekiyor. Ama kendince ortaya koyduğum, bu deneyimden ortaya koyduğum şeylerin sonurguları diyeyim, sizinle paylaşmak isterim. Bu çok fazla tartışıldı şeyde güncel forumlarda vesaire. Yeniden inşa yerine iyileştirme gibisinden bir başlığım. Çünkü bu yeniden inşa mutlaka ekonomik ve sosyal göstergeleriyle tanımlanmalı ve ona dair tasarım girdileriyle, mekansal tasarım girdileriyle oluşturulması gerekiyor. Yani bir son inşası ve kullanıma sunulması değil bence tek sorun. Kenti iyileştirme şeyi nosyonu her zaman aklımızın bir köşesinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda demin sözünü ettiğim gibi dirençli yapılı çevre mümkün olduğunca toplumsal rehabilitasyon programlarıyla desteklenmeli. Kamusal alanın
canlandırılması ve bu anlamda yeniden işlevlendirilmesi kentin çok önemli üç unsurdan birisi. Bu anlamda program, formun programı bence oldukça önemli. Ve daha iyisinin yapımı tabii ki. Yani şeyi çok fazla geçmişin nostaljisine kapılmadan şeyi fırsat bellemek demek istemiyorum. Çünkü yıkımdan, afetten fırsat çıkarılamaz. Ama bu yıkımın ortaya koyduğu olanağı daha iyisini yapma yönünde yeniden değerlendirme. Bu anlamda geçmişin örüntülerini biraz inovatif, yenilikçi ve bugünün şartlarına, geleceğin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, onu speküle ederek yeniden üretme. Çoklu yapıyı koruma önemli bir unsur. Çünkü öteki türlü gerçekten toplu konutun standart yapı şeyini, teknolojisini mahkum olan yapılı çevreler üreteceğiz. Çoğunluğu merkezde yer alan kentsel alanlar için. Son olarak bu çeşitlemeyi mümkün olduğunca denetimli kılma, yapının yapı stoğunun kırılganlığını ortadan kaldıracak nitelikte bağdaşıklık koşullarını, coherency koşullarını sağlayabilecek nitelikte yapma. Ve her şeyden önemlisi planlamayla toplumsal olanın kendiliğindenliğini bir araya getirecek bir stratejik yaklaşımı inşa etme. Biz bunların ne kadarını yapabildik? En azından soruları ortaya koyabildik diye düşünüyorum. Sizle paylaştığım örnekler ideal değildir ama bir alternatif yaklaşımı barındırmaktadır diye düşünüyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür edip